Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 18 Şubat'a kadar Güneş Kova burcunda ilerleyecek. Bu ayın genel etkilerine, konu başlıklarına şöyle bir bakalım. Kova burcunda güçlü bir gezegen gruplaşmamız var. Yine bu burçta bir yeni ay doğacak. Merkür retromuz 20 Şubat'a kadar devam ediyor ve Başak burcunda Dolunay meydana gelecek. Evet, şimdi ayrıntılara bir göz atalım. Gezegeniniz Venüs hemen ayın başında 1 Şubat'ta Kova burcunda ilerlemeye başlıyor ve 25 Şubat'a kadar da Kova burcunda olacak. Güneş Kova burcunda, Jüpiter, Satürn ve Merkür Kova burcunda. Dolayısıyla Kova burcundaki bu gruplaşma sizin için, özellikle haritanızın 10. evinde olduğu için, kariyer hayatınız, toplumdaki duruşunuz, statünüz ve gelecekle ilgili önemli hedeflerinize daha fazla vurgu yapıyor. Güçlü tesirler var. Evet, kariyerle ilgili şanslarınız da var, fırsatlarınız da var. Merkür retrosu bu ayın önemli tesirlerinden birisi. Kova burcunda olacak. Özellikle 20 Şubat'a kadar biraz hayatınızda, çalışmalarınızda, sorumluluklar, görevler alanında, yine hedeflerinizi belirlerken kariyerle ilgili konularda retro bir Merkür yavaşlamalara, biraz gözden geçirmelere imkan verebilir. Zaman zaman evet, planlarımız biraz kısıtlanabilir, hareket özgürlüğümüz kısıtlanabilir, bazı istemediğimiz iletişimle ilgili olabilecek ya da teknolojiyle ilgili olabilecek engel ve arızalar, hani bu tarz konularla da karşılaşabiliriz. Çünkü Şubat ayı özellikle Kova burcunu sembolize ettiği bu sektörlere daha fazla vurgu yapıyor. Bu sektörlerde çalışıyorsanız, yani teknoloji alanında, iletişimle ilgili konularda, dijital alanlarda veya sosyal alanlarda işleriniz varsa, elektrik, elektronikle ilgili çalışmalarınız varsa, buralarda bazı konuların zaman zaman bizi zorlayabileceğini de söyleyebiliriz. Ama Merkür retrosu bize bazı fırsatlar da getirebilir. Neler olabilir? Görmediğimiz bazı detayları fark ettirebilir bize. Eksikleri tamamlayabiliriz ve önümüzdeki süreçte daha hızlı ilerleyebiliriz. Daha önceden değerlendiremediğimiz bazı iş fırsatları ve kariyer fırsatları, yarım kalmış konular bu dönemde tekrar karşımıza gelebilir ve onları tamamlama fırsatı ya da değerlendirme fırsatlarında bulabiliriz. Evet, özellikle gezegeniniz Venüs'ün ve Jüpiter'in Kova burcunda olması, bu ikisi de şanslı gezegenlerdir. Büyük şans ve küçük şans. İkisi de Kova'da ve tabii ki size çok özel fırsatlar da çıkaracak gibi görünüyor. Bu etkilerle birlikte 11 Şubat'ta Kova burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay tabii ki yeni olasılıkları gündeme getirir. Ve önümüzdeki özellikle 2 hafta bu olasılıkları değerlendirmemiz gerekecek. Merkür retrosu yenilikler konusunda birazcık bizi yavaşlatacak gibi görünüyor ama hazırlıklar yapabiliriz. Önümüzdeki günler için ya da içinde bulunduğumuz şartları değerlendirip planlar, programlar yapabiliriz. Harekete geçmek için de Merkür retrosunun bitmesini bekleyebiliriz ve 20 Şubat'tan itibaren koşullar daha rahat olabilir. Yeni hedeflerimize odaklanabiliriz sevgili boğalar. 23 derecedeki yeni ay özellikle tabii ki sabit burçlarımız ve sizin için güçlü tesirler ortaya çıkarıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz sevgili boğalar. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa bunu artı eksi 5 derece alabilirsiniz. Yeni ay döngüsünün sizin için çok daha güçlü olacağını söyleyebiliriz. Yine kişisel doğum haritalarınızda özellikle hava burçlarında Kova, İkizler, Terazi ya da Ateş burçlarında gezegenleriniz varsa yeni ay tesirleri daha şanslı ve verimli olacaktır. Sabit burçlardaki gezegenleriniz öne çıkıyorsa, Boğa, Akrep, Kova, Aslan gibi, bunlar daha değiştirici, daha dönüştürücü, biraz da zaman zaman gerilim de yaratabilecek tesirler ortaya çıkarabilir. Burcunuzdaki Uranüs, bu ay çok etkin. Çünkü ay ortalarından itibaren Kova burcundaki Satürn'le tam bir dik açı içerisinde olacak. Aslında 2021'in en önemli açı kalıplarından birisi Satürn-Uranüs karesi ve bu ay etkinleşecek. 10 Şubat ile 20 Şubat arasında bunu daha güçlü bir şekilde hissedebiliriz. 7 derecede olacak bu temas. Tabii ki 7 derece ve yakınları, özellikle 3 derece, 12 derece arasındaki sabit burçlar,
daha fazla etki alacaklar gibi görünüyor. Nasıl tesirler olabilir? Uranüs değişim istiyor, özgürleşmek istiyor. Satürn de biraz daha geleneksel, göreneksel yapısıyla mevcut konumu korumak istiyor ve otoriteyle özellikle bu anlamda kurallar, yasalar olabilir. Sizin üstünüzdeki yani sizin için otorite olan kavramlar olabilir. Buralarda bazı zıtlaşmaların olması, bazı streslerin oluşması mümkün görünüyor. Değiştiremeyeceğimiz konular varsa biraz daha kabullenmek gerekiyor. Yani isyankar ve dürtüsel tavırlar zarar verici olabilir. Hani ruhsal anlamda da zararlı olabilir, fiziksel anlamda da zararlar getirebilir. İlişki dinamiklerimizde de biraz daha zorlayıcı şartlar oluşturabilir. Bu yüzden aile büyükleri, otorite figürleri ve genel içinde bulunduğunuz şartlar ve toplumsal kurallar arasında zıtlaşmalara biraz daha temkinli yaklaşmak gerekiyor bu dönemde. Tabii ki sahip olduğunuz her şeyi, maddi manevi, tüm sahip olduğunuz değerleri de korumak önemli olacak. Çünkü değişim isteği bazen gereksiz riskler aldırabilir bize. Bu risklere karşı da mümkün olduğunca planlı, programlı, gerekli araştırmaları, incelemeleri yaparak güvenli adımlar atmak gerekiyor sevgili boğalar. Evet, 18 Şubat'ta artık Güneş Balık burcuna geçecek. Güneş bir ay Balık burcunda parlarken 11. evinizi aydınlatacak. Bu sizin o özellikle kariyer alanındaki meşguliyetler, çalışmalar, mücadelelerden biraz uzaklaşıp sosyalleşmenize, biraz daha keyifli alanlara, romantik konulara, yaratıcı faaliyetlere odaklanmanızı da sağlayabilir. Gezegeniniz Venüs 25 Şubat'ta Balık burcuna geçecek. Oldukça güçlü bir pozisyonda olacak. 25 Şubat itibariyle aslında maddi manevi kendinizi daha şanslı hissetmeniz, yaşamdan daha fazla keyif almanız, biraz daha huzur ve güven hissetmeniz mümkün görünüyor. Bu şunu da işaret edebilir. Ayın ilk döneminde özellikle iş ve kariyer alanında yaptığınız çalışmaların, harcadığınız emeklerin getirileri 20 Şubat sonrası, 25 Şubat sonrası daha rahat akmaya başlayabilir. Kendinizi bu anlamda daha iyi, daha keyifli hissedebilirsiniz. Ve ayın sonunda 27 Şubat'ta Başak Burcu'nda güçlü bir dolunay meydana gelecek. 8 derece Başak Burcu'nda. Sizi de olumlu etkileyen bir dolunay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 8 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz varsa güçlü etkiler alabilirsiniz. Daha olumlu tesirler alabileceğiniz bir dolunay. Artık Merkür retrosu da düzelmiş. Gezegeniniz Venüs çok güçlü olduğu, yüceldiği Balık burcunda ve size çok olumlu açı yapan bir dolunay Başak burcunda. Mart ortalarına kadar bu dolunay tesirleri gündemimizde olacak ama etkilerini 25 Şubat itibariyle de vermeye başlayabilir. Aşk hayatınızda sizi mutlu edecek romantik gelişmeler olabilir. Çocuklarla ilgili mutluluklar alabilirsiniz. Keyifli olabilir bu durum. Mesela bebek sahibi olmak istiyorsunuz. Evet, bir hamileliği gündeme getirebilir bu dolunay. Veya bir doğum da olabilir. Ya da çocuklarınız var, onlarla ilgili bazı hedeflerinize ulaşmanız, mutluluk almanız, onların gelişimleri, onların eğitimleri, gelecekle ilgili planlarınızda daha güvenli adımlar atmanız, bir sorunu çözüme kavuşturmanız mümkün görünüyor. Maddi manevi fırsatlar da getirebilir bu dolunay size. Maddi şanslar da alabilirsiniz. Yaşamdan keyif alabileceğiniz bazı güzel tatiller, geziler ya da böyle keyifli sosyal etkinlikler, dolunay ve dolunayı takip eden günlerde hayatınızda daha gündemde olabilir. Yaratıcılığınız da çok güçlü. Özellikle Venüs'ün destekleriyle güzellik, estetik, sanatsal alanlarda uygulamalar yapmanız, başarılar elde etmeniz de gayet mümkün görünüyor sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.